Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Yine hocam, gelen mesajlarda mide kanserine ilişkin bulgular nasıl diye bilgilenmek isteyen izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Şimdi mide kanseri çok sinsi, sinsi ve çok hızlı ilerleyici, çünkü yani kanlanması çok yoğun olan bir organ. Hem karaciğere geçmesi, lenf bezlerine geçmesi çok hızlı olan, çevresi de lenf açısından zengin bir organ. Evet. Kanserin mide kanserinin birkaç tane bulgusu var. Eğer çok yukarıdaysa, yemek borusuna yakın bir yerde yerleşikse, genelde yutma güçlüğü ve besinleri rahat doygunluk hissi oluşmaması. Eğer çıkışta ise bu çıkışı daralttığı için bir şişkinlik hissi ve hazımsızlık hissi olur. Genelde hasta yediği yemekler midesinde kaldığından yakınır ya da şişkinlik oluşur bir şekilde. O açıdan bu, eğer çok tabii ki gövde kısmındaysa midenin, küçük kurvatür, büyük kurvatür dediğimizde, burada birazcık tabii işimiz zor, çok geç semptom veriyor. Ama yine de bir dolgunluk hissi, bir kitle hissi edinilir. Yani mide genelde şeye yakındır, biliyorsunuz, birazcık karın ön duvarına yakın yerleşimdir. O hissini oluştururlar. O anlamda da eğer küçük bir hazımsızlık ya da yeni ortaya çıkmış bir şişkinlik, doygunluk filan gibi hisler oluşuyorsa, yani kendisinde öyle bir his oluşmuşsa, bence en yakın bir genel cerrah, dahilici ile görüşüp radyoloji ile bunu çok rahat bir şekilde, bir mide tomografisi ya da MR, tomografi daha efektif, ya da eğer ise ilk önce tomografi, sonra da endoskopi ile çok rahat tanı konulabilecek bir kanser türü. Tedavisi de erken aşamada olursa çok iyi sonuç alınır, ama geç aşamada olursa birazcık tabii ki sorun. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.